Okul Hı -hı. seçerken e, yedi temel unsura dikkat etmeleri gerektiğini ifade ediyorum. Birincisi e, okulun öğretmen kadrosu ve kurucuları. Yani kurucusu eğitimci mi? E, öğretmen kadrosu nasıl seçilmiş? Seçilen kadro gerçekten akademik yeterliğe sahip mi? Her alanda yani sporun da akademik yeteneği var, müziğin Tabii. de var, matematiğin de var. Her alanda akademik yeteneğe sahip insanlardan mı oluşuyor? Bu bir, en önemlisi. Çünkü bir okulun kalitesi öğretmenlerinin toplam kalitesi kadardır. Evet, çok Fiziki mekan çok çok gerilerde, geride sayacağım zaten. İkincisi yabancı dil öğretme seviyesi. Şimdi bu bir maliyet gerektiriyor yabancı dil öğretme. Yabancı dil kitaplarının pahalılığından, online sitelerin pahalılığından, efendim yabancı öğretmen çalıştırmadan, bir sınıfa 2-3 yabancı dil öğretmeni sokmadan dolayı bunun bir maliyeti var. Yani çok ucuza da mal edebilirsiniz. Çok pahalıya da gelebilir okul için. Yani okulun yabancı dil kalitesine de bakmak lazım. Yani yabancı dil öğretebiliyor mu çocuklarına? Buna dikkat etmek lazım. Üçüncüsü e, sporda ve sanatta hangi tür etkinlikler yapıyor? Yani mesela çocuk bir spor dalıyla uğraşıyor mu? Bir enstrüman çalmayı öğreniyor mu? Nota öğreniyor mu mesela? Yani Bu Hı. çok pahalı bir şey de değil. Melodika ile de öğrenebilir notayı. Tabii, yani. tabii. Önemli olan niyetin, Yaklaşım. niyetin Yaklaşım. böyle bir şey olması. Tabii, böyle bir Yaklaşımın böyle olması. bir şey olması. Spor ve sanat önemli. Dördüncüsü çocuğa belli kişilik özellikleri kazandırma konusu. Çok önemli. Yani mesela özgüven aşılıyor mu? Girişimcilik ruhu aşılıyor mu? Ekip çalışması yaptırıyor mu öğrencilerine? Ee, yine aynı şekilde toplum karşısında konuşabilme, okuma yazma, düşündüklerini özgürce ifade edebilme, başkasının etkisinde kalmadan fikir üretebilme, yani bunları bunları da kazandırmak lazım. Çok yoksa, önemli hocam önemli bir şey. Yoksa yani ilkokulu bile bitirmemiş bir adama tabi oluyor adam gidiyor yani. Dolayısıyla Tabii. buna dikkat etmek lazım. Böyle adam yetiştirmek lazım. Bu bu da çok önemli. Bir beşinci husus. Etik değerler kazandırılıyor mu okulda? Demin ifade ettik yani. Dürüstlük gibi, adalet gibi, evet. çevre bilinci mesela, Tabii trafik öyle. bilinci. Bunlar kazandırılıyor mu yani? Çok önemli. Altıncısı okulun fiziki mekanları ve yan hizmetleri yeterli mi? Yani mesela güvenli bir okul mu? Sabah çocuğunuzu bıraktığınızda kafası gözü yarılmadan alabileceğiniz bir okul mu? Efendim dışarıya kaçabilir mi çocuk? Güvenlik nasıl? Okulun içerisindeki güvenlik nasıl? Kamera sistemleri nasıl? Buna dikkat etmek lazım. Ve buna bağlı olarak da iyi bir servis şirketi var mı? Çocuğu sağlam alıp ne sağlam olaylar teslim aynen evet. edebiliyor evet. mu? Buna dikkat etmek evet. lazım. Bir de beslenme konusuna dikkat ediyor mu? Yani mesela çocuğa, çocuğun kahv sabah kahvaltısı, Tabii ikindi kahvaltısı, var. Şey var, yemeği var bunları... Bakılıyor mu çocuğa? Yani Hı -hı. siz evdeyse gözünüzden ayırmıyorsunuz. Onun için kavga çıkıyor evde çocuk yemeğini yemediği zaman. Ama orada da aynı özen gösteriliyor evet. mu çocuğa? Bu önemli. Çoğu hocam evde yemiyor da okulda öğretmenler korkusunu yiyorlar, bitiriyorlar. <laughs> evet, var. Doğru, doğru diyorsunuz. Bir son olarak da şunu söylemek istiyorum. Okulun mezunları bir ekol oluşturmuş mu? Yani okulu hı hı. bilmem 50 sene sonra da geldiğinizde yerinde bulacak mısınız? Hı hı. mezunlar arasında bir dayanışma var mı? Yani buna marka gücü demek istemiyorum. dayanışma gücü. Yani mezunlarının bir ekol olması da evet. bir okulun son derece önemli. Mezun dernekleri, bunların hayattaki yardımlaşmaları vesaire. Bunlar da bir okul için önemli. Çok ben, önemli. ben çocuğumu yazdıracak olduğumda bunlara bakarım. Ailelere de ben bunu tavsiye evet. ediyorum yani. Música mm -hmm.